Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Anime yeni sezon incelemelerimiz devam ediyor ama bundan sonra ismini yeni sezon diye yazmayacağım arkadaşlar. Artık sezonun ismi olan Pokemon Journeys şeklinde anacağım. Çünkü yeni sezon yeni sezon olmaktan çıkıyor artık arkadaşlar. Yani zaten bir sezon sonra ne diyeceğiz? Yeni sezon mu diyeceğiz? Karışıp gidecek. O yüzden bundan sonra Pokemon Journeys ismiyle anacağız arkadaşlar. Zaten sezon İngilizce bölümleri de yayınlanmaya başladığı için böyle anabiliriz kendisini. Hatta ben geriye dönük bölümlerin de ismini bir ara değiştireceğim. Evet, 24. ve 25. bölümün incelemesiyle sizlerleyim. 2 bölüm oldu. Özellikle 25. bölüm hakkında çok şey konuşacağız arkadaşlar. Ama öncesinde 24. bölümü şöyle kısaca hemen bir anlatalım. Daha böyle etkisiz bir bölümde ama ilginç bir bölümde gerçekten. Bu arada başlamadan önce ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Video isteklerinde bulunuyorsunuz sürekli yorumlarda. Yani alakalı alakasız videoda olsun olmasın. Yani video istekleri görüyorum. Abi şu niye gelmiyor, bu niye gelmiyor diye. Arkadaşlar lütfen şunu anlaşalım. Yani benim günümün çok boş olduğunu düşünüyorsunuz zannedersem. Sürekli video çektiğimi falan düşünüyorsunuz. Böyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Ben günümün sadece bir saatini falan video ayırabilirim. Yani o da yani şartlar uygun olursa yani ayırabiliyorum. Her şeyin de bir sırası var. Şu an DLC çıktı. DLC yani gündemi var. Onu oynuyoruz, bitirmemiz lazım. Yani başka video istekler tabii ki normaldir. Yani istemenizi anlıyorum ama birazcık sabırlı olalım. Hepsi sırayla gelecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın diyorum ve artık incelememize başlayalım. 24. bölümde arkadaşlar roket takımının tatile çıkmasını izledik. Yani aslında bölümün isminden ve tanıtım filminden ben şöyle demiştim. Çöp bölüm. Yani şey aradaki o lay lay lon bölümlerden biri olacak diye düşünmüştüm ama biraz garip bir bölüm çıktı gerçekten izlediğim zaman. Hiç de öyle çöp bir bölüm çıkmadı. Neden diyeceksiniz? Yani bölümde çok ilginç şeyler yok muydu sizce de? Roket takımı tatile çıkıyor. Tamam, burası normal. Hiçbir şey yok. Ama aslında bu tatilin tatil olmadığını tamamen işte roket takımın bir plan doğrultusunda yani işe yaramayan elemanlarını aradan çıkarmak için uydurduğu bir şey olduğunu görüyorsunuz mesela. Burası güzeldi ayrıntı olarak. Bir de roket takımının bunu öğrendikten sonra eş ve arkadaşlarına yardım etmesi daha da ilginç bir olaydı. Yani roket takımı üyesi roket takımının planını bozdu resmen. Bu bana garip geldi mesela. Hani ilginç. Yani aslında çok basit normal bir bölümü çok ilginç bir hale dönüştürmüşler. Bu yüzden ben başarılı buldum bu bölümü gerçekten. Sevdim de yani. Mesela işte roket takımı tatilde olduğu için Pikachu'yu yakalama fırsatı var ama yakalamıyorlar falan böyle. İlginç komik ayrıntılar da vardı. Ama bu bölümde dikkatimi çeken noktalardan biri de şu oldu. Ash ve Go roket takımının diğer elemanlarına hani karşı savaştıkları bir an var ya. Bayağı madar oluyorlar yani. Pikachu'yla şey Reboot bayağı madar oluyor. Orada aklıma şu takıldı hani vay be roket takımı gerçekten aslında böyle olsa değil mi? Yani bu kadar güçlü olsa daha ilginç şeyler çıkarmış ortaya diye düşündüm ben. Mesela Jesse ile James'in bu kadar güçlü olup ortaya çıktıklarında eşe bu kadar hani karşı koymaları ilginç olurdu değil mi yani? Sonuç olarak dediğim gibi farklı bir bölümdü. Ben çok boş bir bölüm olacağını düşünürken çok ilginç bir bölümle karşılaştım ve o yüzden de bölümü beğendim. Yani çok da kötü durmadı. Bölümün diğer bir tarafında ise Go'nun bir göle gidip Sinnoh'ta bu göl Lord denilen büyük bir Magikarp'ı yakalaması muhabbeti var. Bu da gelecek haftaki bölümde bu Magikarp sıçrama olayı var. Onu da orada bu Magikarp'ı yine göreceğiz biz. Muhtemelen bu Magikarp ileride Gyarados olursa da bayağı ilginç şeyler olur diye düşünüyorum. Sanki böyle dev bir Magikarp'lı bir bölüm daha vardı, değil mi? Portakal Adaları'nda mıydı? Çok eski bölümlerden birinde vardı diye hatırlıyorum. O da ilginçti mesela. Hani ben Sinnoh'taki göl, Lord falan deyince bir an Azelf Yuxi falan mı çıkacak ortaya düşünmüştüm diye düşünmüştüm ama hiç öyle bir şey olmadı. Evet, bu bölümü bu şekilde kapatalım. Diğer bölümden daha fazla bahsedeceğim çünkü. 25. bölüm. 25. bölüm animenin gerçekten yani ilk 25 bölüm. Bu sezon ilk 25 bölümüne baktığınız zaman nedir ya?
Dışarıdan çok garip bir ses geldi de. Ben oraya odaklandım. Animenin ilk 25 bölümüne baktığımız zaman şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ben söyleyebilirim en azından kendi adıma. Yapılmış en iyi başlangıç arkadaşlar. Hiç yani lafı çevirmeye gerek yok. 25 bölüme baktığımız zaman yani diğer sezonların da ilk 25 bölümlerine baktığımız zaman yani galiba en iyi ya da en iyilerden biri diyebiliriz yani başlangıç olarak. Çünkü çok iyi bölümler var gerçekten. Şimdi yani 25. bölümde çok fazla olay var. Nereden başlayacağımı şaşırdım bir anda. 25. bölümün en güzel olaylarından biri yine eskiye bir atıf olayı. Yani bunu anime severler çok istiyordu. Yani işte ne diyelim? Eskiyi hatırlasın, eski Pokemon'ları hatırlasın, işte eskiyle ilgili bir şeyler var. Ash niye ilk defa görmüş gibi davranıyor falan gibi böyle ilginç eleştiriler vardı. Bunu ilk zaten o şeye gittiğinde, Vermilion City Gym'e gittiğinde zaten bir açmışlardı. Orada bir görmüştük. Bu sefer ikincisini gördük. Nedir? Corrina ile karşılaşıyor arkadaşlar. Kalos'a gidiyorlar. Öncelikle ondan bahsedeyim. Kalos kıtasına zannedersem ilk defa gidiyorlar 25 bölümde. Ve orada Go çok böyle kendini Pokemon yakalamaya kaptırırken Ash de ufak bir turnuvaya katılıyor. Bu turnuva aslında resmi bir turnuva değildi galiba. Tam bilmiyorum işte Pokemon Dünya Şampiyonası'na katılan elemanların birbirleriyle yükselebilmek için mücadele etmesiyle alakalıydı. Ash burada hatta bir maçı kazanıyor. Clavister'a karşı kazanıyor ve Bin'in çok böyle Bin barajına yakın bir yerlerde. 1021 mi neydi? Oralarda bir yerde yer alıyor. İlk bine girdiğinizde bir kademe atlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Süper kademeye. Eşin bir maç daha kazanması lazım. Sonra işte Corrina ile karşılaşıyor ve Corrina ile karşılaştığındaki o sahneler gerçekten güzeldi. Yani işte Pikachu ile Lucario'nun hani birbirlerini tanıması falan. Tabii eş orada bir boşboğazlık yapıyor. Yenmiştim seni falan yapıyor böyle. Corrina'nın da aynı şekilde bir maç kazanıp şey, süper çıkmak için bir maç kazanması gerekiyor. Bu da ikili arasında çok ilginç bir rekabete neden oluyor bir anda. Hadi bir savaş yapalım. Kim kazanırsa süpere çıksın diye. Bu arada Go'nun da orada Flabébé'nin renkli olanlarını yakalaması çok ilginçti. Orada hatta Corrina'nın dedesiyle falan karşılaşıyor. Şimdi normalde Pokemon oyunlarını oynadıysanız Flabébé yakalarken gerçekten turuncu ve beyazı yakalamak çok zor. Hatta beyaz çok çok zor. %1 ihtimal falan yani. Bunun aynı şekilde animede de ele alınması benim çok hoşuma gitti gerçekten. İşte beyazı yakalamak çok zordur falan filan gibi. Bu göndermeler güzel. O hoşuma gidiyor gerçekten. Neyse sonra Ash'le Corrina'nın müthiş maçı başladı. Gerçekten hani Pokemon animesinde biz böyle bölümler, böyle savaşlar görmeyi çok istiyoruz gerçekten. 2-2 bir savaştı ve Corrina ilk olarak şeyi seçti. Aha, Pokemon ismini unuttum. Aa, come on. Minfu? Minfu küçük olan mıydı ya? Hayda. Neyse, hangi Pokemon olduğunu anladınız. Bu sıralar nedense biraz unutkanlık geldi bana. O Pokemon'la başlıyor. Minfu'nun evrim geçirmiş hali. Burada bir ayrıntıyı da atlamamam gerekiyor. Riolu. Eşin Riolu'suyla Corrina'nın Lucario'su arasındaki muhabbet. Riolu çok böyle Lucario şey bakıyor değil mi? Ne diyelim? İmrenerek bakıyor yani onun gibi olmak istiyor falan. İşte Corrina da diyor ki bizi izle. Hani feyz al biraz falan yapıyor. Ben burada bazı şeyler gördüm. Yani eşin Riolu'su tabii ki Lucario olacaktır. Yani oraya sanki böyle yavaş yavaş itekliyorlarmış gibi geldi bana. Hatta yakın zamanda bile belki Lucario olarak görürüz eşin bu Pokemon'unu. Ama Riol olarak da hem çok sevimli hem Ash'le çok güzel bir uyumu var Ash ve Pikachu'yla. Belki uzun bir süre Riol olarak da kalabilir. Çok problem değil yani. Neyse savaş başladı. Savaşta ilk olarak Ash Gengar aldı. Yani Gengar'ı aslında çok güçlü olarak biliyoruz biz ama hiçbir şey yapamadı hem de. Mianshao bu arada ha, Pokemon'un adı hatırladım şimdi. Mianshao'ya karşı hiçbir şey yapamadı. Yani hatta bir U-turn yedi değil mi? U-turn yedikten sonra işte Lucario geliyor Mianshao'ya gidip. Lucario baya baya Gengar'ı paketledi yani. Gengar hiçbir varlık gösteremedi. Biraz üzüldüm ya. Gengar güçlü bir Pokemon sonuçta. Hani bir şeyler yapar diye düşünüyordum. Hemen hemen hiç vuramadı bile değil mi? Hiç vuramadan öldü yani Gengar.
Ash kötü başladı yani. Sonra Ash Dragonite'ı seçti. Biz haftalardır Dragonite'ın hani ortaya çıkmasını, Dragonite'ın kendisini göstermesini bekliyorduk. Ash'in Dragonite'ı biraz şey gibi gelmişti bana. Hani biraz daha böyle uyumlu, uysal, çok da savaşçı gelmemişti bana. Ama bu bölümde bu savaştan yanıldığımızı da anlamış olduk, değil mi? Ash'in Dragonite'ı manyak çıktı arkadaşlar. Deliymiş aslında kendisi. Gizli deliymiş. Mianshao'ya karşı önce Lucario'yu çekiyor, Mianshao'ya atıyor Corrin'a. Mianshao'ya karşı çok gerçekten iyi bir performans çizdi. Bu arada kendisinin Dragon Dance'ı var. Bu ilginç gerçekten. Hani oyunlarda yaptığımız stratejileri biz böyle animede görünce güzel oluyor gerçekten. Dragon Dance yapıyor, Dragon Claw'ı var. Neyi vardı? Kasırga yapıyor. Bir de dördüncü saldırısını hatırlamadım. Onu hatırlamadım gerçekten. Neyse. Mianshao'yu alt etmeyi başardı. Sonra Lucario ile müthiş bir mücadeleye girdi. İki defa Dragon Dance yaptığı için ata bayağı güçlendi yani Dragonite'ın ve hızı da arttı tabii ki. Ama Lucario'dan da bayağı dayak yedi aslında. Tabii Mega Lucario'yu burada görüyoruz. Yani Mega Lucario açıkçası yani Kalos'tan sonra bir Mega Evrim olayını hani bu sezon görmek garip geldi yani bana. Hani ne oluyoruz ya falan oldum böyle. Güzel. Animenin bu havası gerçekten müthiş. Hani anime hiçbir şey bu sezon hiçbir şey ayırmıyor. Her sezonda kullanılan her şeyi bir arada sunmaya çalışıyor. Bu çok güzel oldu bence. Yani hani bu sezon Gigantamax'te Dynamax var. Biz Mega'yı falan unutalım. Onları hiç görmeyelim falan gibi bir muhabbete girmem. Yani girmedikleri iyi olmuş. Muhtemelen Alola'ya gidecekler. Alola'ya gittiklerinde biz Zemus'u da tekrar göreceğiz falan filan. Neyse güzel bir savaşın sonunda Dragonite Lucario, Mega Lucario'yu devirmeyi başardı arkadaşlar. Bu da Ash'in Dragonite'ının ne kadar güçlü olduğunu bize baya baya kanıtlamış oldu, değil mi? Yani biz o kadar bu Dragonite ne yapacak, Ash'in bu Dragonite'ı nasıl falan derken adam kendisini bu savaşta bize kanıtladı. Ash böylelikle süper klasman yani ilk 1000'e girmiş oldu arkadaşlar. Çok güzel bir bölümdü, çok hoş bir bölümdü. İzlerken çok keyif aldım. Savaş da güzeldi gerçekten. Böyle savaşlar tabii devamını da bekliyoruz. Bence Ash yükseldikçe, yani ilk 100'e doğru gittikçe çok böyle güçlü, ilginç eğitmenler karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Hatta tanıdık eğitmenlerle de savaşacaktır diye düşünüyorum. Ash'in şu an her ne kadar bu savaşta Gengar'ı bir varlık gösteremese de Gengar'ı çok güçlü. Dragonite'ın çok güçlü olduğunu gördük. Pikachu zaten güçlü. Riolu da yani yetişecek, zamanla yetişecek, göreceğiz. Sanki Mr. Mime'ı bırakmış gibi geldi bana ama belli de olmaz, bilmiyorum. Bakalım, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Riolu da zaten Lucario olduktan sonra coşacaktır iyice diye düşünüyorum ben. Evet, 24 ve 25. bölümden söyleyeceklerim bu kadar. Bölümün sonunda da Go'nun Beyaz Flabébé'yi görüşünü, onu yakaladım bilmiyorum ya, yakalamıştır herhalde diye düşünüyorum. Flabébé'yi sıraya dizdi yani. Söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi anime çok iyi gidiyor gerçekten. Pokemon Journeys bence yapılmış en iyi başlangıçlardan biriydi. Eğer şeyi de arttırarak, ivmeyi de arttırarak devam ederse yeme de yanında yat diyelim. Korona arasından sonra birazcık hani bir hype'ta düşme olmuştu ama şimdi o çizgiyi tekrar yakalamış olduk arkadaşlar. Gelecek hafta çok yani boş bir bölüm gibi görünüyor. Hep böyle diyoruz sonra garip çıkıyor bölümler. Yani boş gibi görünen bir bölüm var. Bakalım ondan sonra bizi neler bekliyor arkadaşlar. Evet, anime incelemesi bu kadar bu haftalık. Gelecek haftaki bölüm incelemem eğer çok önemli bir şey olmazsa muhtemelen yine iki bölüm gideriz önemli bir şey olana kadar. Siz de tabii görüşlerinizi, fikirlerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Kanalımıza ücretli destek olabilirsiniz. Ücretli abonelerin videoları önceden izlediğini unutmayın diyorum. Anime incelemelerinde tekrar görüşmek dileğiyle.